Evet, Üsküdar'a gelirkenden tekrar merhabalar. Konuğumuz Profesör Doktor Kürşat Yelken hocamızdan Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü ile ilgili ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri programı ile ilgili bilgiler alacağız. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin içerisinde odyoloji. Dediğim gibi 4 yıllık bir bölüm. Program bir hayli yoğun odyolojinin. Okuması zor. Dersleri kolay dersler değil. Ama ben hani birkaç bölümde derse giriyorum üniversitede, şunu görüyorum. Odyolojiye gelen öğrenciler daha böyle aktif, daha gelişmeye müsait. Ondan sonra çok epeyce beraber çalışma olan ve bunu göze alarak gelen o zaman kesinlikle öğrencilerden bahsediyoruz. Çünkü odyologlar doğrudan klinik iş yaparlar. Peki hocam, siz şimdi hem dersleriniz var, hem hastanede çalışıyorsunuz. Biraz isterseniz kendi işlerinizden de bahsedelim. Öğrenciler için böyle bir hedef anlamında daha faydalı olabileceğini de düşünüyorum. Ben bir kulak burun boğazı hekimiyim. Bir kulak burun boğazı hekimi niye odyometride ve odyolojide diye düşünenler olur. Her iki bölümden mezunlar da kulak burun boğaz kliniklerinde ve kulak burun boğaz hekimleriyle çok yakın iştirak içerisinde çalışırlar. Şöyle ki, odyolojiden devam edelim değil mi? Evet, lütfen. Şimdi bakın, odyologlar bir kere okurken bir hayli kulak burun boğaz dersi görürler. İşitme kayıpları dersi görürler. İşitme testleriyle ilişkili ve denge bozuklukları ile ilişkili bir yığın ders görürler. Bunların testlerini yaparlar. Ve bitirdiklerinde de bu bozukluklarla ilişkili kulak burun boğaz kliniklerinde hem yardımcı sağlık personeli olarak görev yaparlar. Tedavinin bir protokolü içerisinde yer alırlar. Hem de tanısal testleri yaparlar. 3-4 tane ayağı var odyolojinin. Evet. Bir tanesi ki en önemlisi aslında işitme kayıplarıyla ilişkili yaptıkları şeyler. Test, işitme testi, odyolojik testler. Bunun dışında bir takım başka böyle daha gelişmiş, ondan sonra yine işitme ile ilişkili testler yaparlar. Mesela yeni doğan işitme taraması programı denilen bir şey var. Bilmiyorum, hiç duydunuz mu? Duymadım hocam. Türkiye'de her yeni doğan bebeğe işitme testi yapılır. Standart. İşitme kaybı varsa bebeğin, ki oranları bir hayli yüksektir aslında, bir odyoloğa gelir ve odyolog ilerlemiş testlerini yapar bunlara. İkinci ve üçüncü basamak testleri yapar. Sonrasında bebeğin işitme kaybı test edildiğinde odyolog bu sefer cihaz bebeğe takar. Testten, bakın tedaviye geçtik. İşitme cihazıyla bebeği bir miktar takip eder. İkinci bir şeye geçtik. Sonra cihaz diyelim ki bebeğe faydalı oldu. Ve bebek normal işitmeye başladı. Hayatını idame ettirebilecek kadar konuşacak. Ondan sonra beyin gelişimi normal olacak. Sosyal anlamda normal olacak. Eğitiminde sıkıntı yaşamayacak. Bunlara kanaat getirdikten sonra o şekilde devam ediyor. Ama olmadı. Odyoloğun orada işi bitmiyor. Bu sefer hekimle beraber ameliyata giriyor. Kohler implant denilen bir şey var. İşitemeyen çocuğa kulak içerisine ameliyatta takılan bir kalıcı işitme cihazı gibi düşünebilirsiniz bunu. Odyolog bu sefer ameliyatta onun ayarlamalarını yapıyor. Dolayısıyla bakın, testten başladık. Tedaviye geldik. Ameliyat. Cerrahiye girdik. Yine bitmiyor işi odyoloğun. Bir bölümü, bir branşı daha var odyolojinin. İmplant takılan çocuklara implant sonrasında konuşma eğitimi verir. Bu sefer sesleri, harfleri, kelimeleri tanıtma, onları düzgün çıkartma eğitimi verir. Dolayısıyla rehabilitasyon yapar. Şeye baktığınızda, yani çalışma alanına baktığınızda bir hayli geniştir. Bunlar sadece işitme için. Bir taraftan da odyoloğun dengeyle ilişkili yaptıkları şeyler var. Bu da yani ayrı bir tamamen ayrı bir konu var. Başlık zaten, Odyolog mezun olduktan sonra sadece kulak burun boğaz hekimiyle veya bir klinik içerisinde çalışmak zorunda değil. İşin bir tarafı da, üçüncü tarafını söylüyorum size, sektörün içerisinde işitme testi yapan firmalarda çalışabilir veya böyle bir merkezi kendisi kurabilir. İşitme cihazı satabilir. Dolayısıyla ticari bir tarafı da söz konusudur. Şimdi hocam, kulak burun boğaz hekimiyle birlikte, yani bu ekipte olduğunu anlıyoruz odyologların, ama kendisi testlerden başlayıp tedavi aşamasına kadar, ameliyata kadar devam eden bir geniş bir görev tanımı var burada. Ve bu işitme ile ilgili kısmı dediniz ve denge ile ilgili de aynı şekilde yapıyor. Dolayısıyla hastanın tüm takibi aşamasında ama yine hekimle işbirliği halinde, değil mi hocam, bu çerçevede? Tabii tabii. Hı hı. Şimdi birazcık denge tarafını anlatayım isterseniz. Hı hı. Hı hı. Yani işitmeden devam etsek daha iyi olur. Çünkü atladığımız bir şey var. Hani buyurun, bebek işitme kaybı olanlara bunları yapıyor. Hı hı. Bir de yani erişkin işitme kaybı var. Yetişkin de var. Tabii, evet. Yani lisan öğrendikten sonra işitme kaybı gelişenler var. Hı hı. Bunlara da odyologlar yine tanısal testler yaparlar. Hı hı. Bu testleri yorumlamayı yaparlar odyologlar. Hı hı. Odyometristlerden farklı olarak. Ve rehabilitasyon işini yaparlar. Yani bu insanlara işitme cihazı verirler, işitme cihazı takarlar. Hı hı. İşitme cihazının kişinin işitemediği frekanslarda ayarlamasını yaparlar. Hı. Uzun dönemli de aslında bir taraftan bu işleri vardır. Zaten diyorum ya, işitme testi yapacak, hı hı, ve cihaz satacak firmaları kurabilirler, merkezleri kurabilirler, burada çalışabilirler veya sahibi olabilirler. Hı hı. Bu daha çok tabii erişkinlerle ilişkili bir hadise. Hı hı. İşitme tarafından şimdi şeye geldiğimizde, dengeye geldiğimizde, hı hı, denge bozukluğu başka toplumda çok yaygın. Evet. İnanılmaz fazla hasta var. Ve aslında şeye bakarsak, gerçek popülasyona bakarsak, hı hı, bunların birçoğu rehabilite edilebilecek, yani düzeltilebilecek, hı, denge bozuklukları. Hı hı. Odyologların bu denge işinde çok ciddi fonksiyonları var. Bir, tanısal testleri yaparlar. Hı hı. Tamam mı? Denge ile ilişkili tanısal testler dediğimizde VNG denilen bir şey var. Odyologlar bunu yaparlar. Karanlık bir odaya alırlar hastayı. Bir gözlük takarlar. Evet. Ondan sonra süratli ışığın geçtiği bir cisim vardır. Kişi bunu izlerken gözleriyle, denge bozukluğu varsa eğer gözlerinde bir hareket bozukluğu ortaya çıkar. Hı. Bunu Google'ın içerisindeki kamera kaydeder, bilgisayara aktarır. Bilgisayarda da odyolog bakarak, hı hı, göz bozukluğundan denge bozukluğuna gidecek bir tanısal sistem koyar. Hı hı hı. VNG denilen bu testi Türkiye'de ve dünyada odyologlar yapıyor. Evet. Yorumlamasını da keza, evet, odyologlar yaparlar. Evet. İşin tanısal tarafı bir yerde bırakalım. Hı hı. Odyologlar bir taraftan da rehabilitasyonu yapar. Yani, hı, denge bozukluğu olan insanlarda, hı hı, fizik tedaviyi nasıl mesela bilirsiniz? İşte organ bozukluğu, uzuv bozukluğu varsa, hareket bozukluğu varsa fizyoterapist veya fizik tedavi uzmanı o hareketi yeniden sağlamaya çalışır. Evet, evet, evet. Odyolog da aynı şekilde denge bozukluğu olan insanları, hı hı, yavaş yavaş dengesini düzeltecek şekilde rehabilitasyon yapar. Hareketlerini, hı hı, yeniden kazandırırlar. Benim başıma da gelmişti hocam. Yani çok sıkıntılı bir süreç bu. Bir denge sorunu yaşamıştım. Biraz uzunca sürmüştü ama tamamen de geçti sonra. Uğraştırdı tabii ki. Biliyorsunuz değil mi? Yani hastalığı bilmeyen ondan sonra ya şey yapamaz. Evet hocam, bu galiba ben o dönemde çok fazla böyle şey dibe dalarak böyle biraz zorladım herhalde. Skuba'nın ciddi şeyi vardır. Şimdi yani tatil sonrası oldu çünkü ve çok fazla bir baş dönmesi yapmıştı. Mesele nedir biliyor musunuz? Evet. Onu size anlatayım. Evet. Derine daldığımızda dışarıdaki basınç artar otomatik olarak. Hı hı. Bunu denize daldığımızda da hissederiz veya mesela uçak uçarken birden inişe geçer. Hı hı. Dışarıdaki basınç artar. Burun boşluğumuzda, sinüslerde ve kulak boşluğumuzda negatif basınç kalır. Yani dışarıya göre basınç daha düşük kalır. Hı hı. Bu bir problemdir. Hı hı. Basıncı bir şekilde dengelemek gerekir. Hı hı. Evet. Çoğu insan sıkıntısız bunu yapar. Bazı durumlarda ama sinüzit gibi problemlerde veya orta kulak problemlerinde bu, hı hı, dengelenme sağlanmaz. Hı. Bir tanesi kendini burun kanamasıyla ve sinüs problemleriyle gösterir. Hı hı. Burunla ilişkili olanlar. Hı. Diğeri de kendini baş dönmesiyle gösterir. Evet, evet, zor. Bu anlamda iyi ki bu tedaviler, odyologlar var diyoruz. Peki hocam, şimdi bu anlattıklarınızdan işitme ve denge alanındaki neredeyse tüm yapılacak şeyleri ana başlıklarıyla tarif etmiş olduk. Şimdi bu alanda eğitim görmeyi isteyen adaylarla ilgili neler söylemek isteriz? Hangi adaylar bu alanda çalışmaya daha uygundur? Sizce ideal profil nasıl tanımlanabilir? Şimdi klinik iş yapacakları için klinisyenlerde olmazsa olmaz şudur. İletişim becerilerinin iyi olması gerekiyor. Tamam yani. Çünkü hani problemi olan insanlar kliniğe gelir. Evet. Problemsiz birisi gelmez. Evet. Dolayısıyla empati yapabiliyor, karşı tarafın yerine kendini koyabiliyor ve rahat iletişim kurabiliyor olması gerekir. Klinisyenlerde olmazsa olmaz şey merhamet duygusu. Bunun mutlaka olması lazım. Değil mi? Her yaştan çünkü kişiyle şart. İletişim halinde olacak. Şüphesiz. Bazen yani. Küçük çocuklar, bazen yetişkinler. Yani tedavinin ve tanının bir parçası olacağı için odyolog. Dolayısıyla çok önemli bunlar. Hani klinisyenliğin dışında bir tarafı da var odyolojinin. Türkiye'de bence ciddi bir açık var. Doktoralı odyolog sayısı çok az. Yani akademisyen odyolog sayısı çok az. Dolayısıyla aslında akademik kulvarda alabildiğine boş. Evet. Odyoloji mezunlarından akademik kariyer yapmak isteyenler için de çok ciddi bir yol var. Bence yoğun bir şekilde bu tarafa da konsantre olması gerekiyor öğrencilerin. Evet, evet. O yüzden ben az önce lütfen sizinle ilgili de bilgi alanı demiştim. Çünkü yani hedeflerini koyarken sizler çünkü her alanda çalışmış oluyorsunuz. Yani akademisyen olarak da üniversitede bulunuyorsunuz. Hekimliğiniz de var. Odyologlarla çalışıyorsunuz. Yani bu alanda çok güzel yön verebilecek bir durumdasınız. Ben şimdi odyometristlerin dersine giriyorum. Odyometristleri biliyorum. Odyologların dersine giriyorum. Onları biliyorum. Dışarıda onlarla çalışıyorum. Çok, yani potansiyel işverenleriyim ben aslında. Dolayısıyla hani her aşamalarını biliyorum. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye. Çok iyi bir meslek. Yani en ufak bir kuşku olmasın. Geleceği çok parlak bir meslek. Ciddi bir istihdam açığı var. Bana öğrenciler şeyi çok soruyorlar. Yani tercih sırasında gelenler de kendi öğrencilerimden hani bitirince ne yapacağız? Şimdi, yani iş bulabilir miyim? Nerede çalışırım? Çünkü hani tamam hedefler ve çalışma alanı hani en güzel şeyi de bu. Hani iş bulabilirler ve gerçekten iyi maaşla iş bulurlar. Kendi kuzenimi ben odyolog yaptım biliyor musunuz? Evet. Bu kadar artık net bilgi veriyorum diyorsunuz. Çok net. Yani. Evet, evet. Kuşkuya yer yok. Yükselme şansları da fazla. Akademik anlamda ciddi bir doktoralı odyolog eksikliği var memlekette. Akademisyen şiddetle ihtiyacımız var. Ben öğrencilere hep söylüyorum mutlaka daha ileriyi düşünün, daha ileriyi planlayın. Tabii bunun için de klinisyen için olmazsa olmazları anlattım ya size. Empati yapabilecek klinisyen, kişiler arası iletişimin çok iyi olacak. Doğuştan hani bir merhamet duygusu içerisinde olacak. Akademisyen için de olmazsa olmazlar var. Akademisyen bildiği bir konuyu karşı taraftakine bir algoritm içerisinde anlatabilmesi gerekiyor. Yani öğrenciler bunu hep istiyor olacak değil mi? Sürekli anlatmak, öğretmek, karşısındakine o bilgileri geçirmek yani öğretmeye karşı bir kabiliyetin olması lazım. Ve hani bir mantık silsilesi içerisinde bildiklerini aktarabilmesi gerekiyor. Akademisyenin şeyleri arasında qualifications, İngilizce, Türkçesi aklıma gelmedi çünkü kusura bakmayın. Olmazsa olmaz özellikler arasında lisan bilmesi gerekiyor. Yani İngilizce bilmeden akademik kariyer birazcık zor. Evet. Peki hocam, şimdi odyolojiyi genel anlamda konuştuk. Bir de yani bu 4 yıllık bir lisans eğitimiydi. 2 yıllık olan odyometri adıyla bir program var. İsterseniz onunla ilgili de bir genel bilgi verelim ve detaylandıralım daha sonra. Şimdi odyometri aslında temelde odyolog yetiştirmek zor olabileceğini düşündüğü için yıllar önce ihtiyaçtan ortaya çıkmış. Çünkü hani istihdam etmek gerekiyor. Bu işitme ve denge testlerini yapan insanlara ihtiyaç var. Teknikerlere ihtiyaç var. Dolayısıyla bu işin kısa dönemli çözümü gibi düşünülerek odyometri konulur. Ama odyometri ile odyolojiyi karşılaştırdığımızda ben herkese şunu net söylüyorum. Ya direkt odyoloji yazın ya da odyometriyi bitirdikten sonra orada kalmayın. DGS ile, dikey geçiş sınavı ile bir şekilde odyolojiye 4 yıl daha tamamlamaya çalışın. Çünkü odyometrist ile odyolog arasında belirgin farklılık var. Nelerdir hocam? Bir tanesi odyometrist teknikerdir. Sadece test yapar. Tekniker unvanı alır. Evet, yalnızca test yapar. Testin sonucunu yorumlamaz. Ama odyolog öyle değil. Yorumda yapıyor. Bakın ne diyorum? Odyolog klinisyendir. Kliniklerde çalışır. Evet. Tanının ve tedavinin bir parçasıdır. Bu çok ciddi bir farklılık. Tabii. Uzun yıllar içerisinde muhtemelen odyometrist ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü odyolog sayısı artacak. Ama bir basamak olarak kullanılabilir. Evet, aynen öyle. Yani odyoloji için bunu söylemem mümkün değil. Görünen o ki bizim çok ciddi bir açığımız var ve bu uzun dönem kolay kapanmayacak. Şimdi tabii şu anda yani ikinci öğretimi de var odyometrinin bildiğim kadarıyla. Hem çalışıp hem odyometride işte eğitimine devam eden öğrencilerimiz de var. Çok var. Ya da bahsettiğiniz gibi dikey geçiş hedefleyen öğrenciler de var. Çoğunluğu hedefliyor. Evet. Bunda tabii bizim de telkinlerimizin şeyi var, yani önemi var. Evet. Şimdi odyometristlerin birinci öğretimi ve ikinci öğretimi var. İkinci öğretime enteresan bir şekilde biliyor musunuz? Sağlık çalışanları geliyor. Yani işte üniversitede veya işte çeşitli hastanelerde başka yardımcı sağlık personeli olup farklı alanlardan bu işi yapmaya gelenler var. O çok ilginç. Odyometristler bitirdikten sonra neler yaparlar? Hani bu insanlar niye ikinci öğretimde odyometrist olmak istiyorlar? Bir kere şu anda istihdam edilebiliyorlar. Çünkü halihazırda açık var. Hem devlette hem özel sektörde. İkincisi, odyologlara benzer şekilde odyometristler kendi işlerini kurabilirler. Yani ticari işletmelerini, işte cihaz yapan, cihaz satan, işletme tesisi yapan işletmelerini kendileri kurabilirler. Dolayısıyla serbest çalışma anlamında da önleri açıktır. Tabii bu tercihlerinde biraz daha rahatlık sağlayan bir şey. Yani isterlerse kendi işlerinde işte kendi işlerini kurabiliyor olmaları, isterlerse belli merkezlerde çalışabiliyor olmaları bir tercih. Dolayısıyla öğrencilerin böyle bir seçme hakkı da var. Tabii bunu bilmeleri çok güzel. Ve özellikle de sizden anladığımız odyometriyi seçin. Güzel bir alan şu an, hali hazırda iş alanları geniş ama ilerleyen dönemi düşünüyorsanız hedefleriniz olsun, buradan dikey geçiş hedefleyin diyorsunuz anladığım kadarıyla. Odyolog olarak devam edin ki daha da çalışma olanaklarınız artsın gibi bir mesaj alıyoruz. Ben aslında onu da demiyorum, doktora yapın, daha ilerisini düşünün, hep hedefleriniz daha ileride olsun. Bu devletin, bu memleketin ihtiyacı var. Odyolog ihtiyacı var. Akademisyen odyolog ihtiyacı var. Bunları bu eğitim kurumları karşılayacak. Buraya gelen öğrenciler bu istihdam açığını giderecekler. Dolayısıyla çocukların önüne hep şey yapmak lazım. Yani uzun dönemli planlarını bu şekilde koymak gerekiyor. Peki yani sizce şu dönemde ayın 26'sına kadar da böyle tercihler devam ederken adaylar ve aileler bir taraftan iyi bir tercih yapmaya çalışırlarken adaylara neler söylemek istersiniz? Evet, sağlık alanında çalışmak istiyorum ama işte hangisini seçeceğimi bilemiyorum diyorsa. Şimdi yani üniversitemizle ilişkili bir takım şeyler var. Üsküdar Üniversitesi temelde sağlıktan geliyor. En önemli fakültesi zaten Sağlık Bilimleri Fakültesi. Sağlık kökenli bir fakülte olduğu için, üniversite olduğu için dolayısıyla sağlıkla ilişkili çok ciddi yatırımlar yapmış. Yani bunu gelen öğrenciler de çok net görebiliyorlar. Farklı üniversitedeki öğrenciler de karşılaştırmayı çok net yapabiliyorlar. Spesifik odyoloji için konuşmam gerekirse, bizim ayrı bir binamız var odyoloji için. Bir katımız tamamen odyolojik testlerin yapılabileceği şekilde dizayn edildi. Mümkün olan en iyi, en yeni test araçlarını aldık. Ve bunu öğrencilerin kullanımına şimdiden sunduk. Birinci sınıftan öğrenciler bizim laboratuvara giriyorlar. Her öğrencinin bizzat böyle uygulama olanaklarının içinde olması çok büyük bir avantaj tabii, değil mi hocam? Ya, üniversite bu yatırımı yaptı. Bunu her üniversite yapmıyor. Ve kullanıma da açtı. Yani o odalar kilitli kalmıyor. Herkes kullanıyor. Odyologların bence şu yani teorik bilgileri kadar, teorik çok önemli elbette, olmazsa olmaz, ama bir taraftan da pratik uygulamaları çok önemli. Bunu üniversitede güzelce sağlayabiliyoruz. Hocam onu isterseniz yani biraz daha detaylandıralım. Çünkü üniversite hastane işbirliği var, poliklinikler var. Uygulama olanakları, imkanları Üsküdar Üniversitesi'nde çok fazla dedik. Ama isterseniz birkaç satırla daha bunu detaylandıralım. Nasıl pekiştiriyorlar ve birlikte sizinle programımızı bitirelim hocam. Şimdi testlerin yapıldığı bizim güney yerleşkemiz ayrı bir birim. Hastaları gördüğümüz hastanemiz ayrı bir birim. Genel hastanenin, Ümraniye'deki hastanenin dışında iki tane de bir şeyimiz var. Poliklinik kompleksimiz var. Evet. Benim de içerisinde bulunduğum, çok fazla miktarda kulak burun boğaz hastasının gördüğüm Fener yolundaki polikliniğimiz. Fener yolu var. Oraya bir yığın stajyerimiz gelip gidiyor mesela yanımızda, benimle beraber hasta görüyorlar. Yani kendi bulundukları kampüsün dışarısında, yerleşkenin dışarısında benimle beraber çalışıp benim yanımda hasta görüyorlar. Bunun yanında Ümraniye'deki hastane var tabii. Orada bir kulak burun boğaz doçenti hocamız var. Onunla beraber hasta görebilirler. NPB'nin hastanesinde. NPB'nin hastanesinde. Şey çok, imkanımız çok. İmkanlar çok. Yani sadece bir üniversite eğitimi değil, bunun yanı sıra üniversitenin hastanesi ve poliklinikleri olduğu için de uygulama olanaklarıyla da çok yani daha rahat. Üniversite zaten hastaneden geldiği için, yani sağlıkçılardan kurulu bir üniversite. Doğal olarak sağlıkla ilişkili Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin imkanları çok fazla. Fazla. Laboratuvar imkanlarıyla da biliyorsunuz 40'a yakın laboratuvar var şu anda. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin veya Mühendislik Fakültesi'nin kullandığı ya da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun. Burada tabii öğrencinin avantajı teori derslerini çok fazla laboratuvarda çalışarak pekiştirebilmeleri veya staj ve uygulama olanaklarıyla gerek hastaneden gerek polikliniklerden destek alabilmeleri veya onun dışındaki hastanelerde tabii kariyer merkezinin onlara imkanlar sunması. Olanaklar çok fazla. Aslında öğrenciler şimdi çok şanslı hocam. Yeter ki hedefleri olsun. Daha fazlasını yapmak istesinler. Daha fazlasını öğrenmek istesinler. Birçok imkan var. O zaman şöyle diyelim isterseniz hocam. Odyoloji ve odyometri hakkında biz genel bilgiler verdik ama sizlerden daha fazla detaylı bilgi almak isteyen adaylarımız lütfen üniversiteye gelerek bizzat bilgi alsınlar. Üniversitenin fiziki ortamını, laboratuvarlarını görsünler, akademisyen kadrosuyla tanışsınlar diyelim. Bu şekilde çok daha sağlıklı bir tercih yapabileceklerdir. Çok teşekkür ediyorum Kürşat hocam, ben sizlere. Sağ olun. Evet, Profesör Doktor Sayın Kürşat Yelken program konuğumuzdu. Odyoloji ve odyometriyi konuştuk. Öğleden sonra saat 16 ve 16.30'da iki programımıza daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.